Çolaklar Züccaciye Endüstriyel Mutfak Cam Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin temelleri 1963 yılına kadar uzanmaktadır. Firma Paşabahçe ürünlerinin yetkili bayiliğini almasıyla birlikte cam, plastik, alüminyum, banyo ve mutfak eşyası dağıtan bir toptancı olmuştur. Nermin Çolak ve ekibi tarafından firmanın kendi tesislerinde ürünlerine tescilli desen ve altın yaldız uygulaması yapılmaktadır. Çolaklar Züccaciye Endüstriyel Mutfak Cam Sanayi ve Ticaret Limited şirketi yöneticisi, aynı zamanda Eskiyat İnovasyon Komisyon Başkanı olan Recep Yahya Çolak, firmanın kuruluş hikayesini ve faaliyet alanlarını mikrofonlarımıza paylaştı. Firmamız 1963 yılında Çolaklar diye ünvanla kurulmuştur. Bir aile şirketimizdir. Üç kardeş olarak kurulmuştur. Bugün faaliyetimizi Paşabahçe cam ürünleri, Eskişehir ve Bilecik bölge dağıtımına ilgileniyoruz. Bunun yanında lokanta, restoran, kafe, bar ürünlerinin tedarikini sağlıyoruz. Tedarikçi firmayız. Bu bölgede Paşabahçe ürünleri market ve züccacilere dağıtım yapmaktayız. Yaklaşık 300 noktaya Paşabahçe ürünü dağıtımını yapıyoruz. Mutfak eşyaları, lokanta, restoran, bar malzemeleri de Eskişehir ve bölgesindeki bütün lokanta ve 5 yıldızlı otellere kadar hizmet etmekteyiz. Bunun yanında da kendi ürettiğimiz cam ürünlerimiz var. Cama süsleme yapıyoruz, katma değer oluşturuyoruz. Bu ürünlerimizi de kendimiz işliyoruz, kendimiz katma değer oluşturuyoruz, kendimiz Arap ülkelerine pazarlıyoruz. Özellikle Körfez ülkelerini satıyoruz. Çolaklar Züccaciye'nin kurumsal bir firma olduğunu belirten Recep Yahya Çolak, kayıt dışı çalışan firmalarla rekabetin zorluğuna değindi. Çolaklar firması kurumsal bir firma. Kendi çapımıza göre sistemli çalışan bir firmamız. Fakat sistem dışı çalışan diğer meslektaşlarımız var. Kayıt dışı çalışanlar var. Kayıt dışılar karşıyız. Çünkü firmaların büyüyebilmesi için kurumsal olması lazım. Kurumsal olması için de kayıt için çalışması lazım. Fakat diğer meslektaşlarımız kayıt dışı çalışıyorlar. Kayıt dışılıkla biz rekabet etmekte zorlanıyoruz. Recep Yahya Çolak enerji maliyetlerinin yüksek olduğunu ve Çin malı ürünlerden dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Türkiye'de enerji maliyetleri çok yüksek. İşçilik maliyetleri çok yüksek. Yurt dışında ürünü satarken burada zorlanıyoruz. Bir Çinli bir aynı ürün taklidini yaptığı zaman bizim 100 birim maliyetimizi Çinli bir 10 birime mal edebiliyor. Çünkü onlar maliyet hesabı yaparken işçiliği koymuyor çünkü işçilik çok düşük oluyor. Enerji koymuyor, enerji çok düşük. Sadece ham madde üzerine kar koyarak bir maliyet kavramı çıkarıyor. Bizim listelerimizde baştan işçilik sonra enerji diğer giderleri topladığımız zaman 100 birimlik mal 200 birime çıkıyor. Bunda dünya piyasasında rekabetine zorlanıyor. Bu ülkelere biz yurt dışında fuarlara katılıyoruz. Fakat fuar maliyetlerimiz hakikaten çok yüksek oluyor. Fuarlara baştan masraf yapıyoruz. Sonra dış fuarların o parayı kazanmaya çalışıyoruz. Fuarların giderlerimiz hakikaten çok yüksek. Ve üstelik oralarda da ürünü tanıtıyoruz, beğeniyoruz. Fakat ürün arkasından koşturmanın maliyeti yüksek. En azından bize daha önceden söz verilen bir olayımız vardı. Katar fuarındayken İstanbul Ticaret Odası'nın ayarladığı Katar fuarı vardı. Fuara Türkiye ürünleri fuarı olarak katıldık. Orada bizim bakanımıza Katar Şeyhi'nin verdiği söz vardı. Sürekli bir fuar alanı açalım demişti. Ve o söz uçtu. İstanbul Ticaret Odamız bunu olayı takip ediyordu. Sürekli bir fuar, Türk ürünleri fuarı açılmış olsa Arap ülkelerinde ve Araplar bizim ürünlerimizi, Türkleri çok seviyorlar. Bizim Türklerin ürünlerine hoşlanıyorlar, beğeniyorlar, kültür farklılığımız hemen hemen yok gibi. Onun için biz Arap pazarlarını elde etmemiz için sürekli Araplara bizim 365 gün açık fuar standlarımız olması lazım. Bürokratik engelleri aşmamız lazım. Recep Yahya Çolak konuşmasının sonunda kendi markalarıyla Türkiye'de ve dünyada marka oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Ürünlerimizi Smeraldo markası ile başta Türkiye, sonra dünyanın değişik ülkelerinde marka sahibi yapmak, marka oluşturmak, bu markayı güvenilir bir marka haline getirmek, marka üzerine değer katmak lazımız. Çünkü gelecekte markalar iş yapacak, kalite iş yapacak kanaatim.